Aslı? Yok artık. Ne işin var senin burada ya? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Ya sana ne? Niye sinirlendi ki bana şimdi? Ayrıca burada ne işi var bunun ya? Kesin beni takip ediyor. Sese bak ya, kafam şişti. Ya yazık ama. Neden ağlıyor ki acaba? Neden olacak? Şımarıklıktan. Canım benim ya. Ya onun da vardı kendisine göre bir sıkıntısı. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel tamam. Tamam. Güzel gözlü. Ağlama ama ağlama yok. Anne ben de sana bakmaya geliyordum. Bitmedi mi işin? Bitti bitti. Bir terastaki kirli bardakları alacağım tamamdır. E tamam ben alayım. Al makineye koy tamam kuzum? Tamam anneciğim. Severim gurur benim neyime kim ne der.
Efendim? Ne haber? Burak, sen misin? Kayıtlı değil miyim sende? Benim tabii ki. Bende senin numaran yok ki. Ne oluyor ya? Ne zaman kaydettin numaramı? Kaza yaptığımızda çantamı arabada unutmuştum. Onu aldın, karıştırdın değil mi? Ya sen nasıl bir insansın? Hem telefonumu karıştırıyorsun hem numaranı kaydediyorsun. Sanki senin numaranı isteyen oldu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Lazım olur diye düşündüm. Fena mı yaptım? Ne görüşeceğim seninle be? Size ait bir iş yerinde çalışıyorum diye seninle görüşmek zorunda değilim. Evet ya, duydum. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olsun. Volkan çok yardımcı oldu. Sayesinde artık bir işim var. Neyse. Ya bugün kulüpten ağlayarak çıktım. Seni merak etmiştim. Ama aradığıma da bin pişman oldum. Dır 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 bir susmadın ya. Sen beni niye merak ediyorsun ya? Benden sana ne ki? Sen kendi işine baksana, uzak dur diyorum benden ya, uzak dur. İşte bu biraz zor. Ne demek zor? ...meye çalıştım ama sen anlamak istemiyorsun. Programım değişti diyorum sana. Hani bu Başar vardı ya, telefon etti, sen de geçen gün gördün. Ben tam inşaata gidiyordum, telefon etti, ben de onunla görüştüm. Acaba? Ya acaba mı ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Bunca yıl bir programım değişti, beni suçladığın şeye bak. Ay seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Nihat. Cevap istiyorum yani, soru soruyorum sana. Ya ben bugün sonuçta Hülya ile karşılaşmasaydım bütün bu yaptıklarından haberim bile olmayacaktı yani. Sana yaptığım her şeyi, görüştüğüm herkese haber vermek zorundayım. Ya biraz abartıyorsun bence Selda. Ay. Ay tamam, belki biraz abartıyorum, tamam. Ay Hülya da geldi öyle pat diye söylemedim herkesin içinde, sinir oldum yani. Ay ne bileyim Nihat ya. Hayatım, hayatımın kadını, sultanım. Ya. Sincapım benim. Sincapım. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Ha? Seni üzecek, kıracak bir şey yapar mıyım ben hiç? Yapmazsın değil mi? Yapmam tabii ki. Ya, bir gören olacak şimdi. Ya biz kendi evimizdeyiz, ne olacak ki? Ay hayatım ne? Şu güzel ellerinle bize piyano çalsan da keyiflensek. Sen istersin de ben piyano çalmaz mıyım? Aşkım.
Ne zamandır çalma çalma parmaklar durdu gel çalma. Sen çalarsın. Dur bakalım. Canım karım benim. Gitmemişler. Ayaklarım ağrıdı ama benim. Sen saklanmayalım, çıkalım. Saçmalama. Of, çok sıkıldım ya ben böyle saklanmaktan. Bu ne ya kendimde? Ya bak, rezil edersin beni bak. Yapma. Çok komik. Ya sen ruh hastası mısın? Beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun anlamıyorum ya. Bak yine çok konuşuyorsun. Kapatacağım şimdi ağzını. Bak şunu deme hayatım. Beni görünce şok oldun değil mi? Ne işin var senin burada? Sence? Ay oğulları sensin. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Al benden de o kadar. Kızım ne yapıyorsun burada? Ben şey... Hadi, hadi yürü gel. Ben de geliyordum zaten. Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine. Bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. Ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sanırım. Patronu falan olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyin varmış benim? Ben patron olamaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca tesisi mi yöneteceksin? Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin o kalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan iş çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var.
İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da, evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu, niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam, hadi bak, bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Murat Bey, Çağla Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla'nın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, seni de tanıyor. Ona rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Uf ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Ben çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Ay, nereden buldun numaramı ya? Ne var, ne istiyorsun? Patronum ben senin kızım. Biraz kibar ol. Pardon, unutmuşum patronum olduğunu. Buyurun Burak Bey. Odama kadar gel. Bana emir verme. Gelir misin? Ya ne oldu, ne istiyorsun? Ya buraya gelir misin lütfen ya? Tamam. Ne istiyorsun? Çabuk söyle, servisi kaçıracağım yoksa. Nereye ya? Ne demek nereye? Eve gideceğim. Burada yatacak değilim herhalde. Of. Ben bu gidişle burada sabahlarım. Hı, kolay gelsin sana. Ya ne olur bana yardım etsen. Kusura bakma. Yani yorgunum. Hem geç gidersem annem çok merak eder beni. Ya tamam. Buradan ararız. Haber verirsin. Maalesef. Tamam ya. Bir kere de bir işimi halletsen olmaz değil mi? Ya daha birkaç saat önce sevgine yakalanmamak için neler yaptım? Ne kadar nankörsün. Tamam ya, tamam. Git. Beni bunlarla baş başa bırak. Sana iyi akşamlar. Bu kadar yalvarmama dayanabilen tek kız. Ne zaman kalkar acaba? Son servisi az önce kalktı. Otobüs durağı biraz uzakta. İdare bölümünde hala çalışanlar var. Bir bak istersen, aracı olan vardır. Bırakırlar seni. Peki, teşekkürler. Of, çalışmak gerçekten zormuş. Tamam, hadi bugünlük neyse de her gün yapılacak iş değilmiş ki bu. Yok, olmaz ya. Bunu aldım ben. Kaldık mı burada? Gidip yardım edeyim bari.